Merhabalar, Futbol Medya'ya hoş geldiniz. Bugün çok değerli ve çok önemli bir konuğumuz var. Doktor Eren Eroğlu. Kendisi WADA'nın bir dönem Türkiye temsilcisiydi. Ardından da şu anda çok önemli görevleri üstleniyor. Türkiye'deki en önemli spor sağlığı birimlerinin akışının merkezinde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Dopingle Mücadele Merkezi'nin üyesi, Basketbol Federasyonu'nun Dopingle Mücadele Merkezi'nin üyesi ve aynı zamanda UEFA'nın dopingle mücadele ekibinde yer alıyor. Türkiye temsilcisi. Bütün bu sporla yoğrulan, hekimliğinin yanında sporla yoğrulan bir hayatın içinde. Şimdi çok sıcak da bir gündem var. Hemen onu soracağız. Hocam merhabalar. Selam, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sizleri sormalı. Çok teşekkür ederim. Çok sıra dışı günler yaşıyoruz. Covid-19 sadece Türkiye değil, bütün dünyayı etkisi altına aldı. Hatta kontrolü altına aldı ve bundan en fazla zarar gören sektörlerden biri de spor organizasyonları, olimpiyatlar da dahil olmak üzere durdu. Siz çok uzun süredir spor aktivitelerinin içinde yer alıyorsunuz. Sporla yoğrulan bir hayatın içindesiniz. Şimdi Türk Spor Hekimleri Derneği'nin bir açıklaması var. Türkiye'de futbol ve spor geri dönecek mi? Bu yaz oynanacak mı? Kalan sezonun kalan dönemleri, haftaları tamamlanacak mı? Yoksa sonlandırılacak mı? Çünkü Avrupa'dan ve Amerika'dan sonlandırma haberleri gelmeye başladı. Güney Amerika'dan Arjantin ligleri sonlandırdı. Avrupa'da da önce Hollanda, ardından Fransa, biz bundan sonra futbola noktayı koyduk, bu sezon tamamlanmayacak dedi. Türkiye'de ise büyük bir soru işareti var ve oynatılması konusunda da bir organizasyon, bir hazırlık dönemi yaşıyoruz. Biraz sizden bilgi alalım. Ne düşünüyorsunuz? Ve Türk Spor Hekimleri Derneği'nin bir açıklaması var. 11 madde sıralamış. Öncelikle diyor ki bu şartlar altında spor müsabakaları oynanmamalı Türkiye'de. Ama oynanacaksa, ileriye düzelme yönünde adımlar devam ederse ve oynanacaksa da uyulması gereken 11 tane kural var. Bunlar gerçekleşirse, yerine getirilirse bu takdirde oynanabilir diyor. Burada sözü size verelim. Bir değerlendirmenizi rica ederim. Tabii aslında sporla genel yaşamın birbirinden çok farklılığı yok. İş dünyası da aynı şeyleri yaşıyor. Ne zaman döneceğiz, nasıl döneceğiz, dönüşümüz nasıl olacak? Dönüşümüz hastalık riskini arttırır mı? Kendimiz için bir risk oluşturur mu? Ya da toplumsal olarak hastalığın kontrolünde problem yaşar mı? Yaşatır mıyız dönerek? Bunları hep sorguluyor ve bir cevap oluşturmaya çalışıyor kafalarında. Ama ne spor dünyasının, ne iş dünyasının, ne de bilim dünyasının kafasındaki sorulara cevap oluşturulacak yeterli bilimsel kanıtlar ne yazık ki henüz ortaya çıkmış değil. Çünkü böyle kontrollü de olsa geriye dönüşün temelini bazı kekik metotlarının tam oturmuş olması gerekiyor. Örneğin hastalığı geçirip geçirmediğinizin ya da bağışıklık durumunuzun nasıl olduğunu söyleyen testlerin güvenilir olması şartı var. Ne yazık ki bugünlerde kullanılan testler ki mutlaka daha iyileri ve daha hassasları geliştirilecektir. Bu cevabı yeterli bu soruya yeterli cevabı oluşturamıyor. Bazen öyle derken bazen böyle diyebiliyor. Biz hekimlerin de kafasını karıştırıyor. Ne oldu, ne bittiğine dair. Hastanın da kendisini güvende hissetmesini ya da tedbirlerini arttırmasını temin etmekte yetersiz kalıyor. Dolayısıyla aynı problem spor ve özelinde futbol dünyası için de geçerli. Çünkü gerçekten bir geriye dönüşü sağlayabilmenin temel koşulu o aktiviteye katılacak insanların sağlıklı olduklarının teyidinden geçiyor. Bu teyidi yapabilmek de bu testlerin güvenilirliğiyle çok direkt ilgili. Çünkü siz grubu aldınız, futbol takımını toparladınız, antrenmanlara başladınız. Herkes de tek tek kontrol ettiniz ve testlere göre hastalık taşımadıklarına ve kendileri ve diğerleri için risk oluşturmadıklarına kanaat getirdiniz ve antrenman programını oluşturdunuz. Ne yazık ki yaptığınız testler yanlışmış. İçlerinden birkaç tanesi hasta olup tüm takımı hasta etme riskini taşıyor. Dolayısıyla benim kendi görüşüm bu güvenilir testlerin ortaya çıktığını
görmek gerekiyor böyle bir aktivitenin, sporun tekrar başlayabilmesi için. Onun haricindeki tüm şeyler, girişimler riski de beraberinde getirir ve hem sporcu ve o spor takımlarıyla beraber çalışanların sağlığını riske eder. Hem de eğer hiç düşünmüyoruz aslında seyirciyle beraber oynanacağını ama böyle bir ihtimalle söz konusu olursa o zaman çok daha büyük toplumsal problemlere sebep olabilir. Yani toplumsal yaşama katılabilmek için sağlıklı olduğunun teyit edilmiş, olduğu teyit edilmiş sporcuların bu aktiviteye girmeleri uygun. Ancak bunu da şey yapacak, konfirme edecek yöntemlerin de geliştirilmiş olması ve bu konfirmasyon yöntemlerine de güveniliyor olması gerekir. Henüz onu ben kendi adıma göremiyorum. Bilim dünyası da zaten. Evet, yani çok net bir şekilde vurguladınız. Şu anda hastalıkla mücadelede testler konusunda hala soru işaretleri var. Sağlık konusunda da mesafe kat etmeden adım atmak büyük riskler taşıyor diyorsunuz. Peki UEFA'da da enteresan bir süreç yaşadık. UEFA ilk etapta öyle ya da böyle bu ligler bitirilecek dedi. Ardından biraz daha yumuşadı ve bu işin içine federasyonları, hükümetleri de dahil etti. Ve bir serbestiyetlik tanıdı ve bundan sonra da bazı ülkeler, işte Hollanda gibi, Fransa gibi ülkeler liglerini sonlandırdı. UEFA bana organizasyonlarıma katılacak ekipleri bildirin, gerisine ben karışmam. Siz kendiniz sağlıkla mücadele olduğu için karar verin dedi. UEFA bu noktadan sonra ama bir şekilde takvime de uyulmasını istiyor. Mümkünse bitirin diyor, tavsiye ediyor. Türkiye'de bu tavsiyeye uyacak gibi görünüyor. Tıpkı İspanya gibi. Yani Fransa ve Hollanda'dan biraz ayrılıyor. Çeşitli iddialar var. Bir merkezde oynanması. Mesela Antalya, Alanya bölgesinde oynanması ya da İstanbul, Marmara bölgesinde oynanması gibi seçenekler masaya yatırılıyor. Çünkü İstanbul'da 5 tane zaten mevcut takım var. Statları maç yayınlarına uygun. Ve bu bölgede İzmit'te yeni açılan bir stat var, Bursa stadı var, Sakarya stadı var. Yani bu bölgeye bu organizasyon çok fazla seyahat etmeden karşılayabilecek imkanlara sahip. Futbol Federasyonu olarak siz nasıl bir yol haritası öngörüyorsunuz? Ya da sizin iletişiminiz nasıl yönetimle, Futbol Federasyonu yönetimiyle? Şimdi sonuçta bu sağlıktan öte idari bir karar gibi duruyor. Çünkü işin sağlık tarafını düşündüğümüzde Spor Hekimleri Derneği'nin söylediklerine katılmamak mümkün değil. Çünkü öncelik sağlık ise sporcu sağlığını, çalışan sağlığını korumak gerekir. Bunun için de işin güvenli tarafında kalmak gerekir. Güvenli tarafında kalmanın yolu da hastalığın tespitini mümkün kılan enstrümanların gelişmesini beklemektir. Dolayısıyla şu şartlarda böyle bir planlamayı yapmak sporcu sağlığı açısından uygun değildir. Ama işin idari tarafı ne yazık ki bizim sağlık kurulumuzla çok da şey yapmıyor. Yani bizim dominansımızda değil işler. Sağlık kurulu işi her zaman sporcunun ve insanın sağlığı tarafında değerlendirdiğinden dolayı her zaman biraz daha geride kalmak tarafında ve bu görüşte. Ama idari taraflar biraz önce de vurguladığım gibi bizim şeyimizde çok da kontrolümüzde gelişmiyor. İşin dopingle mücadele tarafı, ki aslında ben işin dopingle mücadele tarafındayım, daha da çetrefil. Çünkü dopingle mücadele de sadece takım, yani bizim de işin içine giriyor olmamız gerekiyor ve doğrudan takımla temas içinde olmamız gerekiyor sporcularla, yöneticilerle. Bu da aslında başka bir risk de doğuruyor. Çünkü takımın kontrolü haricindeki insanların takımla temas haline geçmesi ve dolayısıyla olası riskleri de takıma doğru taşıması anlamına geliyor. O nedenle biz de daha kontrollüyüz tabii, yani böyle bir riski takıma taşımamak açısından. Fakat sonuçta belirli işlevleri gerçekleştirmek üzere maçlar devam edecek, büyük hitama doğru gitmek üzere yol alınacaksa o durumda tabii dopingle mücadelelerinde kendi görevlerini getirmek gibi bir mesuliyeti ve mecburiyeti de var.
Ya çok önemli bir konu aslında. Pek daha önemli arz edilen, kabul edilen noktalar olduğu için biraz geride kaldı. Futbolcular sezona yeniden başlıyor gibi hazırlanıyorlar. Hazırlanacaklar ve işte 5 Haziran ya da 15 Haziran, 12 Haziran'da Haziran'ın birinci ya da ikinci haftasında sezonu başlatacaklar. Yani şu andaki planlama bu şekilde. Veriler de zaten buna müsait bir ortam sağlıyor idari anlamda. Şimdi ama bir taraftan da şimdi Almanya Sağlık Bakanlığı'nın bir önerisi var. Maçlara futbolcular maskeyle çıksın diyor ama çok bu kolay yapılabilecek bir şey değil. 15 dakikada bir maske değiştirsin. Maske kayarsa mücadele sırasında oyun durdurulsun gibi öneriler teklif edildi. Bu çok da futbola uygun öneriler gibi durmuyor. Yani çok işin içinde olmayan insanların bir şey söylemek için söyledikleri laflar gibi. O ya da hiç maske, yani ya sayı saymayı bilmiyorlar ya hiç dayak yememişler. O maskeyle solunumun nasıl olduğunu ve yüksek oksijen tüketimi gereken ve performansın en üst düzeyde olması gereken sporların arasında ve başında da belki yer alan futbolun öyle solumayı engelleyen bir perde ile birlikte nasıl sürebileceğini düşünmek bile saçma bence. Yani böyle bir şey hayal kurmak bile saçma. Zaten eğer bir futbol maçı gerçekleşecekse bedensel kontağın ve temasın ortadan kaldırılması mümkün değil. Spora aykırı, sporun işleyişine aykırı bir şey. Dolayısıyla böyle maske takarak ya da işte herhangi bir mekanik engelle futbolun gerektirdiği kontağı ortadan kaldırıp bulaş riskini minimize etmek diye bir şey de ancak rüyalarda görülebilecek türden şeyler, hayaller. Dolayısıyla bunu böyle hayaller üzerinden futbolu devam ettirmek yanlış. Daha realistik şeyler planlanmalı eğer gerçekleşecekse futbol. Onu da tabii düşünüp bulmak bize ve işin organizasyondaki insanlara düşüyor. Evet, yani Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan daha çok Türk Spor Hekimleri Derneği'nin 11 maddelik teklifi daha akla yatkın. Yedek oyuncuları gerekirse tribüne çıkarmak, seyircili olmayacağı için maçlar, aralıklı olmak, çift soyunma odası kullanmak bir takım için gibi seçenekler var. Teması en aza indirme konusunda teklifler Bu var. yani bunlar da iyi niyetli teklifler. En başta söyledikleri en doğrusu işin en azından bir süre tatil edilmesi, belki bu sezonun tatil edilmesi. Onlar da mecbur kaldıklarından bu teklifleri oluşturmuşlar. Yoksa bu tekliflerin geçerli olabileceğine inandıklarından değil. Yani siz istediğiniz kadar iki oyuncuyu yedek kulübelerinde üçer metre arayla oturturun. Sahanın üstüne soktuğunuzda o mesafeyi korumak diye bir şey mümkün değil. Yani oluşan bir karamboldeki o 10 futbolcunun bir arada aynı topa yükseliyor olmasıyla tribünde 3 metre arayla oturan yedek sporcular son derece çelişen görüntüler. Dolayısıyla yani Spor Hekimleri Birliği de buna inanarak ya da şey yaparak taraftar olarak söylediklerini ben kendi adıma düşünmüyorum. Ama illaki otorite ya da yönetim bu böyle devam edecek, bitecek diye ısrarcı olursa bari elimizden başka bir şeyler gelir mi'nin beyin fırtınasıyla ortaya atılmış görüşler, yani futbol topunun değiştirilmesi gibi. Yoksa gerçek bir risk minimizasyonu için çok da geçerli olabilecek yöntemler değil ne yazık ki. Hocam son bir soru. İdari bir karar alınırsa ve futbola devam kararı verilirse ve basketbola bir seçenek tek merkezde oynanması, diğer seçenek de seyircisi olarak herkesin yine kendi sahasında normal takvime uygun olarak maçlarını oynaması. Sizce tek bir merkeze toplanması, İstanbul'u, Antalya gibi tek merkezde bütün maçların oynanması, takımların bir arada olması mı doğru seçenektir? Yoksa seyahatin serbestliği olacağını düşünürsek, öngörürsek, çünkü bunların olması lazım ki sezon başlayabilsin. Herkesin kendi stadında seyircisi olarak maçları normal takvime göre gerçekleştirmesi mi daha doğru? Yani burada herhalde amaç bir şekilde bir isim koyabilmek lige ve dolayısıyla işte bir legal zemin olmak ve belirli bir sonucu herkese deklar edebilecek hale gelebilmek. Dolayısıyla en pratik şekilde bitiriliyor olması önemli.
Yoksa takvim takip ederek deplasmanlı bir ligi sürdürmeye çalışmak çok daha zor sporcu ve genel sağlık açısından. Çünkü seyahat de kendi başına bir risk teşkil eden bir durum. Bir merkeze toplanması, o merkezin olabildiğince böyle bir turnuvaya optimum hale getirilmesi, genel gerek fiziki şartların, gerek işte maç akışlarının düzenlenmesi açısından bu herhalde olabilecek en iyi seçenek olur diye kendi adıma düşünüyorum. Çünkü diğer halde bir şehirden diğer şehire gidiş, farklı ve kontrol edilmemiş yerlerde konaklamak, o konaklamayı takip eden işte statlara transfer futbol maçının gerçekleştirmesi, aynı protokolün tekrar tersine doğru eve doğru dönüşte sürdürülmesi, sanki yaşam normalmiş gibi davranılması risk açısından değerlendirildiğinde daha olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir durum. Peki hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Tekrardan sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Efendim, sağ olun. Sağ olun. Evet, Doktor Eren Eroğlu ile beraberdik. Futbol medyayı takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.